Selamlar arkadaşlar, ben Semih. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sokağa çıktık. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız diye sorduk insanlara. Bakalım ne cevaplar almışsınız. O zaman hadi çekelim bakalım. Yılbaşı ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Valla gençler, ben sizleri düşünüyorum. Çıkarsa fabrika kururum, iş kurarım. Derim ki hadi gençler gelin çalışın. Size hemen işe alacak arkadaş. Ben de şey yapacağım. Aşevi açacağım. Ben de aynen. Bir de çok lüks bir huzur evi. Paraları mı yiyeceğiz otur? Paraları mı istifleyeceğiz yani? Yesen güzel yedin de. Neyi yiyeceğim yani işte? Neredeyim? Bak şimdi neler yaparsın? Ne için yersin? İşte dünyayı gezersin. Bir tur atar. Gelin şimdi korona var yani. Ya. Korona da ya bak ben trilyon bu trilyon. Herkese yardım yapacaksın zaten. Doğru söylüyorsun. Kendim o parada herkesin hakkı var. Doğru. Benim değil yani ki. Yani sen bir o fabrikaya kaç işçi yani alacağım. Ama kur sen fabrikaya. Ama bak. Kız oğlum kapat oturacağım. Kaç tanesi lan. Teşekkür. Yani ikramiye dinimizce çok karşıyım ikramiyeye açıkçası. Ama hani diyelim ki aldım. Çıksa herhalde kendimi sikerim yani heyecandan. Evet kendimi sikerim gerçekten. Çünkü aşırı heyecanlıdım. Çünkü hiç hayatımda hani 100 lirayı zar zor görüyoruz hayatımızda. O kadar para herhalde bir arada görsem o kadar parayı gerçekten öyle bir şey olur. Büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Ne yaparım? Yarısını bağışlarım. Tamam. Yarısını da araba alırım. Takılırım doğru pavyona, garibiz. Ondan sonra ev alırım herhalde, bilmiyorum ki. Sen ne yaparsın kardeşim? Vallahi bir araba çekerim altıma, sonra jacuzzi de böyle fotoğraflar atarım. Yapıştırırım böyle. Ya, üzüm yedirttiririm kendime. Bu kadar mı kardeşim? Aynen. Sen ne yaparsın kardeşim? Sen yarış çıkmıyorsun ben, da böyle. Ben Azat Yılmaz gibi takılırım. Pavyonda. Pavyonda manitaların hepsinin konsumatistlerin parasını veririm. Otururum şivaslar yanımda sanatçılar. Takılırım diyorsun ha? Akşam da rezidansa. Eyvallah kardeşim, sağ olun. Aklıma bir şey gelmedi ya. Ben bence evsizlere bağışlarım. Çok iyi bir milletiz ya. Orada birisi dedi kadınlara bağışlarım. İşte şiddet gören kadınlara bağışlarım. Evet. Birisi dedi sokak hayvanlara bağışlarım. Onlar yani geniş bir şey. Çok geniş kapsamlı şimdi hani. Ama inşallah şey... para gelince de. Ama inşallah. Gençler çok fakir düşünüyoruz ama. Bakalım kıza yedirelim ya da kumar falan iddia. Yaparız bir şeyler. Uyuşturucuya da harcayız gibi duruyor. Yok ya. Haram abi o. Mim Piyango dairesi vursun bana. Tamam. O çıkan parayı var ya, öyle bir yerim ki çatır çutur yerim, karı kızla yerim, alem yaparım var, şu korona partisi yaparım evde, tamam mı? Gelsin polisler ceza yazsın bana ya, gelsinler 15 bin 40 bin lira geçsinler, bunu yaparım. Puştuk olsun diye var ya, nasıl diyeyim, böyle dışarı çıkıp ceza yemek isterim ya. Yani devlet para verdiyse devlete vermek sevap olur diye biliyorum. Vallahi o an aklıma ne geçiyorsa onu yaparım. Ne geçer abi sence o an aklına? Anı yaşarım yani, yiyirim içerim, eğlenirim. Annemi alıp giderim buradan. Nereye gidersin? Yurt dışı olabilir. Kanada muhtemelen. Bir sürü kitap ve yemek alırım. Tek planım bu. Önce gidip bir tane villa alırdım. Sonra araba alırdım kendime. Bir iş kurardım. O işi tekrar devam ettirip bir sürü köle alırdım kendime. Başka yapacak bir şey ne alırdın? Bir sürü çalışan alırdım. En azından onu kendime çalıştırıp daha çok... Çalıştırıp onların parasını daha çok alıp ben parasını daha çok verebilirdim. Yani ekonomiyi kalkıya ederdim. Yani ne yaparım? Giderim hocam, giderim. Nereye gideceksin? İşte parayı ezmeye yani. Nerede ezeceksin? Büyük ihtimal Amsterdam olur. Yani pandemi bitmesini beklerim büyük ihtimalle. İlk başta almak istediklerim, yatırmak istediklerim. Ben işletme de okuyorum aynı zamanda. O şekilde bir yatırım düşünebilirdim. Ben Eskişehir'den giderim. Ben de giderim. Kendime ne bileyim bayağı şeyler alırım işte. Büyük ikramiye sana çıkarsa ne yaparsın? Vallahi önce bir gayrimenkul alırım. Yani birkaç daire alırım. Dükkan falan açarım. Yani parayı yemem. Herhalde yatırım yaparım muhtemelen. Türkiye'den giderim diye düşünüyorum. Bu acaba? Ben giderim ama geri dönerim. Bağlarım var burada ama bir dünya turu yaparım.
Yani o önce kesin. Bana 80 olur bize 10 kalır şeyden, o dövizlerden sonra. 10 kalır elimizde. Bir şey yapamayız yani gittiğimizde de. Ben sokak hayvanlarına yardım etmek isterdim. Evsizlere falan genel olarak, hani barınak falan yapmak adına. Çünkü sokak hayvanları fazlasıyla dışarıda. Ben Afrika'daki çocuklara çok yardım etmek istiyorum. En büyük hayallerimden biri de bu. Ve biliyorsunuz ülkemizde kadına, çocuğa şiddet, taciz, tecavüz oranı çok arttı. Onların sığınabileceği bir alan yok. Onlara bir böyle bina yapmak isterdim onların sığınması için. Sokaktaki insanlara sorunu sordum. Bu soruyu bir sana soralım. Milli Piyango sana çıksa ne yaparsın Semih? Ben bana abone olan arkadaşlara dağıtırım parayı. Bölerim. Kaç tane abonem varsa o gün hepsini bölerim abi. Ne kadar para düşüyorsa hepsine gönderirim ya. Ben Elif Oladım. Benim gönlüm de zengin. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Umarım inşallah sana çıkar. Benim gönlüm benden yana.